Selamlar, bu kez içeriğimiz atışlarla ilgili. Atışlar konusunda sık sık karşınıza çıkması muhtemel bir örneği ele alacağız. Hava direncinin önemsiz olduğu ortamda cisimleri şekildeki hızlarla aynı anda fırlatıyorum. Bu cisimler kaç saniye sonra çarpışırlar? Nereden çözeceğiz bunu? Tabii ki bağıl hızdan, bağıl hareketten çözeceğiz. Neden bu, bu konuda çözüyoruz? Neden bu, bu şekilde çözüyoruz? Niye bu daha kolay? Arkadaşlar çünkü bu cisimleri fırlattığım andan çarpışma süresine çarpışıncaya dek Bunların ivmeleri eşit. Yani kırmızının da ivmesi aşağı doğru 10, yeşilin de ivmesi aşağı doğru 10. E i̇kisinin de ivmesi eşit olursa, bu cisimlerin birbirlerine göre ivmeleri ne olur? Birbirlerine göre ivmeleri tabii ki sıfır olur. Çünkü ikisinin de ivmesi aynı. Yani yeşil üzerindeki bir gözlemci kırmızının ivmesini sıfır ölçer, kırmızı üzerindeki gözlemci de yeşilin ivmesini sıfır ölçer. E peki ivmeyi sıfır ölçüyorsa, kızı değişebilir mi o zaman? Bunun anlamı şudur. Kırmızı cisim üzerindeki bir gözlemci için yeşilin hızı değişemez. Çünkü yeşilin ivmesi sıfır. Yeşil üzerindeki bir gözlemci için ise kırmızının hızı değişemez. Çünkü kırmızının ivmesi bu gözlemciye göre sıfır. Peki o zaman hemen mesela gözlemcimizi yeşil cismin üzerine oturtalım. Bu gözlemci için kırmızının hızı nedir acaba? Bunu kafadan da düşünebilirsiniz. Yani yeşil Cisim üzerindeyiz biz. Biz yukarıya doğru 10 ile gidiyoruz. E kırmızı yukarıya doğru 30 da gidiyor. O zaman bizden 20 fazla değil mi bunun yukarıya doğru olan hızı? Demek ki bu bize 20 ile yaklaşacak. O zaman biz bunu nasıl görürüz? Bize doğru yani yukarıya doğru 20 ile gidiyor görürüz değil mi? 20 metre bölü saniye hızla bize yaklaşır bu. Ama biz ne yapıyoruz? Biz kendimizi durgun görüyoruz. E çözdük soruyu. Bize 20 ile yaklaşıyor. Biz olduğumuz yerde duruyoruz. Aramızdaki mesafe 60'tı. E 20 ile yaklaştığına göre kaç saniye sonra bize ulaşır? Tabii ki 3 saniye sonra değil mi? Peki bunu işleme dökelim. Hocam gözlemciye göre nasıl buldum bunun hızını diyorsanız o zaman da onu şöyle hatırlatayım size. Bağılız. Gözlenen cismin hızından gözlemcinin hız vektörünü çıkartarak bulunuyordu değil mi? Şimdi ben ne yaptım? Yeşilin üzerine gözlemcimi oturttum. Dolayısıyla burada bağıl dediğim hız ne olacak? Buradaki gözlemcinin ölçtüğü hız olacak. Peki hemen yazalım. Bağılız. Hemen kendime bir yön seçeyim mesela şu vektör işaretlerinden kurtarmak için yukarısı artı yön olsun benim için. O zaman ben yukarı doğru olanları artı alacağım, aşağı doğru olanları eksi alacağım. Şimdi ben bunun yönünü henüz bilmiyorum. O zaman bilmediğim şeyi artı alırım, sonuç bana söyler. Eşittir gözlenen, gözlenen kırmızı cisimde değil mi? Gözlenenin hızı ne? Yukarıya doğru olduğuna göre artı 30 alacağım onu. 30 metre bölü saniye. Peki gözlemcinin hızı ne? E o da yukarıya doğru değil mi? Eksi yukarıya doğru olduğu için artı 10. Eğer aşağı doğru olsaydı bir eksi daha gelecekti burası artı olacaktı. 20 metre bölü saniyeymiş. Artı olduğu için de yukarıya doğru olduğunu anlıyorum. E şimdi o zaman bu bize 60 metre uzaktaydı. Değil mi? Her saniye 20 ile geldiğine göre, her saniye 20 metre yaklaşacağına göre 60 metreyi de ne yapar? 3 saniyede alır. Yani çarpışma süresi ne olacak? 3 saniye olacak. Evet şimdi gelelim simülasyona. Kırmızı cismin ve yeşil cismin hızları tam sorudaki gibi şu anda. Yer çekimi inmesi 10 metre bölü saniye kare hava direnci önemsiz. Şimdi burada çeşitli gözlemcilere göre izleyeceğiz. Önce yer gözlemcisini izleyeceğiz. Sonra kırmızı gözlemciden sonra yeşil gözlemciden. Şimdi burada kırmızı cismin konum zaman ve yere göre hız zaman grafiklerini görüyoruz. Yine aralarındaki mesafeyi de tam olarak 60 metre tuttum burada. Peki çarpışma süresinin ne kadar olduğunu nasıl anlayacağız? Bunlar çarpıştıkları anda bir kere örneğin şu hız zaman grafiğinde bir farklılaşma görmem lazım değil mi? Çünkü sabit bir ivmeyle bu ilerliyordu. İvmesi 10 olacak şekilde bir hız zaman grafiği oluşuyordu. Ama çarpışma sırasında yeşil cismi, kırmızı cismi ekstra ağırlığı dışında bir kuvvet uyguladığı için ivmesinde bir farklılık olacak dolayısıyla hız zaman grafiğinde de bunu hissedeceğiz. Hemen bakalım. Şimdi yere göre izliyoruz. Evet çarpışma gerçekleşti. Bakın gördüğünüz gibi tam 3 saniyede ne olmuş? Hız zaman grafiğinde bir farklılık olmuş. Değil mi? Şimdi aynı şeyi mesela kırmızı cisim üzerine gözlemcimizi koyarak bakalım. Evet ne konuşmuştuk? Şimdi kırmızı, kırmızı cisim üzerindeki gözlemci için yeşilin ivmesi sıfırdı değil mi? Bağıl ivmeleri bunların sıfır. Bu ne demek? Hızları değişemez. Yani bunların başlangıçta birbirlerine göre hızlarının büyüklükleri 20 metre bölü saniyeydi. Yani bunlar birbirlerine 20 ile yaklaşacaklar. Her saniye birbirlerine 20 metre yaklaşacaklar. 3 saniye sonra 60 metreyi kat edip çarpışacaklar. Şimdi o zaman gözlemcimizi biz bu kırmızı cisim üzerine koyduğumuz zaman yeşil cismi sabit hızla Birim zamanda aldığı yolları eşit olacak şekilde göreceğiz. Hemen bakın. Gördüğünüz gibi sabit hızla yaklaşıyor. Evet. Şimdi yeşilin üzerine koyalım. Aynı şey olacak. Sabit hızla yaklaştı ve çarptı. Şimdi ne yapalım? Mesela hızları değiştirelim. Yeşil cismi aşağı doğru fırlatalım. Kırm kırmızı cismi yukarıya doğru 50 ile fırlatalım. E şu anda kırmızının hızı yukarıya doğru 50. Yeşilin hızı aşağıya doğru 10. Birbirine göre hızları büyüklük olarak 60. E o zaman 60 metreyi ne yapacaklar? 1 saniyede kapatacaklar ve bu sefer çarpışma süresi 1 saniye inecek değil mi? Yere göre izleyelim bunu da. Evet. Çarpışma süresi ne oldu? 1 saniye oldu. Şimdi mesela yeşil cismi yukarıya doğru 30'la fırlatalım. Kırmızı cismi de yukarıya doğru 40'la fırlatalım. Bu sefer hızları farkı 10 oldu. Birbirlerine göre hızları 10. Aralarındaki mesafe her saniye 10 metre kapanacak ve dolayısıyla 60 metreyi 6 saniyede alacaklar. Bu sefer çarpışma 60 saniye sürecek. Şöyle izleyelim. Evet bakın çarpışma gerçekleşti. Tam 6. saniyede şuradaki farklılığı görebiliyorsunuz. Çarpışma anı. Aynı şeyi şimdi yeşil gözlemci üzerinden izleyelim mesela. Gözlemcimiz yeşil. Görüyorsunuz sabit hızla kendisine doğru yaklaşıyor cisim. Ve 6 saniye sonra çarptı. Evet bu içerik bu kadar. Herkese iyi çalışmalar.